Başlayayım mı? Evet. Değerli basın mensupları, bugün merhum Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in değerli eşi, Demokratik Sol Parti'nin kurucu genel başkanı, ressam, yazar ve siyasetçi Sayın Rahşan Ecevit'in aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümü. Rahşan Hanım'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Gündemimizin en önemli maddesi yurdumuzun dört bir yanından yükselen işsizlik ve açlık feryatlarıydı. Erdoğan sebep olduğu ekonomik krizi yalan rüzgarıyla savuşturabileceğini sanıyor. Ama vatandaşta bıçak kemiği deldi geçti. Zamlar, işsizlik milletimizi eziyor. Milletin hali mecali kalmadı. Açım işsizim feryatları artık AK Parti toplantılarından yükseliyor. Yurttaşlarımızın ellerinde bir canları kaldı. Onunla da Erdoğan'a ve şahsım hükümetine ihtarname çekiyorlar. İşte en son Eskişehir'de bir kahveci esnafımız, 28 yaşındaki bir gencimiz Özgür Pehlivan, salgın döneminde aldığı borçların altından kalkamamış. Saray yapımı, ekonomik kriz bu gencecik evladımızı hayattan bezdirmiş. Ömrünün baharında aramızdan koparıp almış. Erdoğan'ı daha salgının ilk dalgasında uyarmıştık. Amerika'sı, Almanya'sı, İngiltere'si ne yapıyorsa siz de aynını yapın. Gerekiyorsa parayı basın, millete destek verin dedik. Salgında Amerika Birleşik Devletleri milli gelirinin %26'sını, İngiltere milli gelirinin %19'unu, Almanya milli gelirinin %15'ini doğrudan gelir desteği olarak vatandaşlarına dağıttı. Ama Erdoğan bizim sesimize kulak asmadı, vatandaşın feryadını duymadı. Onun yerine millete IBAN numarası atıp para istedi. Başka ülkeler gibi esnafa, zarar gelen tüm kesimlere bütçeden destek vermek yerine milli gelirimizin %10'u kadar millete kredi verdi. Gelişen ve yükselen ekonomiler liginde vatandaşlarına krizde en fazla borca batıran yönetim Erdoğan şahsım hükümeti oldu. Erdoğan zaten şahsım rejimiyle devleti yönetilemez hale getirmişti. Ülkenin rezervlerini eriterek, milleti borca batırarak ekonomiye sokmuştu. Bunların üzerine salgında daha fazla borç vererek sorunları örtmeye kalkınca büyük bir buhrana sebep oldu. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Gerçekler gizleniyor. Bu ülkenin orta direği esnaftır. Bütün dünyada da bu böyledir. Onun için gelişmiş ülkeler pandeminin başında esnaflarına al sana borç bununla idare et demediler. Koca koca ülkeler esnaflarına salgında ne kaybettiysen ben hepsini bütçeden telafi edeceğim sen merak etme dediler ve parayı da verdiler. Neden? Çünkü bu ülkeler orta direk çökerse tüm toplumun çökeceğini çok iyi biliyorlardı. Anlaşılan bu gerçeği bir tek Erdoğan bilmiyor. Çünkü bizim ülkemizde de yöneticiler her zaman bu gerçeği bilmişlerdi. Şimdi Erdoğan borca batırdığı yetmezmiş gibi fahiş zamlarla da esnafımıza yüklendikçe yükleniyor. Esnafa işkence yapıyor. Daha düne kadar dükkanına 4.000-4.500 lira elektrik faturası gelen esnaf bugün 7.000-7.500 liralık elektrik faturalarıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. Esnaf, ben sattığım kahveye zam yapmaya utanıyorum ama bana bu faturayı gönderenler hiç utanmıyor diyor. Feryat ediyor. Erdoğan yeme içme ve eğlence mekanlarını tamamen gözden çıkarmış. Zamlardan sonra bu mekanların işleri yeniden çakıldı. Erdoğan ve şürekası millette yiyecek, içecek, eğlenecek hal bırakmadı. Peki bu mekanlar nasıl ayakta duracak? Millet artık bırakın eşiyle dostuyla dışarıda bir yemek yemeyi, eğlenmeyi, evindeki tencereyi nasıl kaynatacak? Kara kara onu düşünüyor. Bir ürünün vergisi onun toplam ederinden daha fazla olabilir mi? Devlet bir gecede kendi fiyatını belirlediği mallara
iki katından daha fazla zam yapmaz. Bunun adı olsa olsa haraç olur. Milletten haraç almak da siyasi eşkıyalıktır. Yılbaşı gecesi yapılan zamlar siyasi eşkıyalığın daniskasıdır. %25 doğalgaz zammını, %127'ye varan fahiş elektrik zamlarını, akaryakıt zamlarını zincir marketler yapmadı. Stokçular yapmadı. Dış güçler yapmadı. Üst akıl yapmadı. Bu zamları Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan faiz sebep, enflasyon sonuç dedi. Faizleri baskıyla indirdi. Doları kasten köpürttü. Enflasyonu azdırdı. İpin ucunu elinden kaçırdı. 20 Aralık finansal kumpasıyla da kendi hatasının faturasını millete kesti. Şimdilerde Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç sözlerini ağzına hiç almıyor. Demek ki amaç hasıl oldu. Sonunda Türkiye'nin en acımasız servet transferini bir gecede yaptı. Bu kumpasta Merkez Bankası'nın arka kapısından satılan 9 milyar dolar vadeli işlemler opsiyon piyasasında yapılanlar, bunlar unutulmayacak. Bunların hesabı mutlaka sorulacak. Değerli basın mensupları, Erdoğan bu kumpasın tüm yükünü zamla, zulümle milletin sırtına bıraktı. Dolar iniyor, çıkıyor ama faturayı ödeyen hep milletimiz oluyor. Sabahtan akşama kadar akaryakıda zam, diğer ürünlere zam. Türkiye Erdoğan yönetiminde %36'lık tüketici enflasyonuyla dünyada enflasyonun Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ülkedeki bu enflasyonun babası Erdoğan'dır. Ülkemizin değerli akademisyenleri oturup hesaplamışlar. %36'lık tüketici enflasyonunun sadece 9 puanı yurt dışından geliyor. Geriye kalan 27 puanı tamamen saray yapımı, yani içeriden Recep Tayyip Erdoğan'ın beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Enflasyondaki %27'lik köpüğün sahibi bizzat Erdoğan. Sonra bu beceriksizliğin üstünü örtmek için ABD'de enflasyon felaket, Avrupa'da da aynı diyor. Erdoğan'ın kendisine dert ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon %7. Avrupa'daki enflasyon ise %5. Kendisinin yönettiği ülkemizde ise tüketici enflasyonu %36, üretici enflasyonu %80. Hani soruyorlarmış ya diğerlerinin toplamı mı diye, onlara bir kere daha buradan söyleyelim. Toplam moplam değil, bu bizdeki enflasyon. Erdoğan'ın gözyaşı döktüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına düşen gelir 63.413 dolar. Avrupa'da kişi başına düşen gelir 34.149 dolar. Türkiye'de ise kişi başına gelir 8.597 dolar. Tablo açık, net. Türkiye'deki enflasyon Amerika Birleşik Devletleri'ndekinin tam 5 katı. Avrupa'dakinin 7 katı. Ama Türkiye'de kişi başına gelir Amerika Birleşik Devletleri'nin 7'de biri, Avrupa'nın da 4'te biri. Erdoğan paramızı pul etmiş. Mallarımız kelepir olmuş. Bu milletin evlatlarını öz yurdunda garip, öz vatanında parya etmiş. Sonra da çıkıyor Amerika'ya, Avrupa'ya ağıt yakıyor. İktidarım diyorsan bahane değil, çare üreteceksin. Muktedir olacaksın. Olamıyorsan da çekip gideceksin. Erdoğan Amerikalı'ya, Avrupalı'ya üzülmeyi bıraksın. Milletimizin derdine çare bulsun. Erdoğan'ın kalp gözüne perde inmiş. Milletimizin halini ne görüyor ne de feryadını duyuyor. Artık AK Parti'ye üye vatandaşlarımız açım işsizim diye parti toplantılarında kendi vekillerine bağırmaya başladı. Adıyaman'da AK Parti'ye üye, AK Parti için sandık görevlisi olmuş, sandığı beklemiş, AK Parti iktidarına inanmış,
Onun için koşturmuş bir vatandaşımız AK Parti Grup Başkan Vekili'nin katıldığı bir toplantıda açım diyerek feryat etti. Onun bu feryadını tüm Türkiye duydu. Bir tek kalbi mühürlenenler duymadı. Feryadın sahibini yaka paça salondan dışarı attılar. Yetmedi, Anadolu Ajansı kameraları önünde bu vatandaşımızı sorguladılar. Bu da yetmedi. Bu ses milletin sesi değil diyerek dertli çiftçimizi bir de milletten saymadılar. Bu ne kibir? Merhamet masum olduğu için her kalbe misafir olmazmış. Ama ne olursa olsun milletin vekilliğini yapanlar milletin sesini dinlemekle, duymakla görevlidir. Bugün ülkemizde açlık, işsizlik, yoksulluk o partili bu partili dinlemiyor. Ülkede bir avuç saray yanaşması, saray beslemesi dışında kimse mutlu değil. İnsanlarımız bir demokraside en temel hak olan fikir ve ifade özgürlüğünü kullanmaya kalksa, kral çıplak diye feryat etse, Erdoğan şahsım yönetiminde ya aşağılanıyor ya da olmadık kadra vuruyor. Geçinemiyoruz, zamları geri alın pankartı astı diye Eskişehir Halk Evi'ne 18 bin liralık idari para cezası yazdılar. Zamları yapanda hiç kabahat yok. Ama zamları geri alın diye yazanda kabahat çok. Tam bir Erdoğan zulmü. Yaptığınız zamlar ortada. Milletin geçinemediği de ortada. Son bir yılda çiftçinin deposuna koyduğu mazotun fiyatı 735 liradan 1523 liraya sıçradı. Mazot masrafı bir yılda %107 arttı. Bugün de öğreniyoruz ki mazota yeni bir zamın eli kulağındaymış. 40 kuruşluk, litrede 40 kuruşluk fahiş bir zam yoldaymış. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar bir çuval üre gübresi 93 liraydı. Şimdilerde bir çuval gübrenin fiyatı 650 lira civarında. Üre gübresinin fiyatı geçen yıla göre %600 artmış. Bu zamlar çiftçimizi AK Partili, HDP'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili, Demokrat Partili diye ayırmıyor ki. Çiftçilerimizin alayını ezip geçiyor. Ama Erdoğan Aydın'da çıkmış, çiftçiye bir yandan ekmedik yer bırakmayın diye talimat veriyor, diğer yandan gerekirse tarımsal destekleri arttıracağız diyerek suya yazı yazıyor. Erdoğan durumun ya farkında değil ya da çiftçinin halini hiç umursamıyor. Kurbanın gözü patladı. Çiftçinin desteğe bugün ihtiyacı var, bugün. Yarın çok geç olacak. Bugün destek verilmezse çiftçi tarlasına, üretici ağılına sahip çıkamayacak. Böyle giderse Türkiye önümüzdeki aylarda korkunç bir gıda krizini yaşayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ambarlarını ithal tahılla doldurmuşsunuz. Ne kadar doldurursanız doldurun. Taşıma suyla değirmen dönmez. Erdoğan çiftçiye destek verirken cimri ama bir avuç yandaş ve zengine alabildiğince cömert. Zenginin mevduatına hazinenin sırtından kur garantili destek, kura endeksli Türk lirası dedik, bütün oyunları bozduk diyerek apar topar verildi. Bu ülkede cahillik hiç bu kadar kibirli, saldırgan ve hadsiz olmadı. Erdoğan'ın her derde deva diye anlattığı, zenginin mevduatına verilen kura endeksli faiz desteğinin hazineye olası maliyeti yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 23 Aralık tarihinde Merkez Bankası'nın açıkladığı dolar kuru 11 lira 64 kuruştu. Bugün 13 lira 59 kuruş civarında. Kur hiç değişmese, 23 Mart tarihine kadar bu seviyede kalsa, o gün bankaya 1 milyon yatıran biri, 167 bin 526 lira para alacak. Ticari banka bu ödenecek paranın faizinin sadece 42.500 lirasını verecek. Geriye kalan 125 bin liralık faiz desteğini hazine milletin cebinden ödeyecek. Yani banka 1 lira faiz veriyorsa hazine bunun üstüne 3 lira faiz desteği koyacak.
Birincisi, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa devletin hazinesi özel bankaların ödeyeceği faize kefil edildi. Bütün bunların sonucunda da faiz lobileri ve zenginler bir defa daha kazandı. Şimdi bu ülkede 1 milyon lira ve üzerinde mevduat sahibi olan 461.917 mudi var. Bunların 1/3'ü kuru endeksli TL mevduata katılsa, hazinenin bu gidişle sırtına 3 ayda binecek yük 38 milyar 501 milyon lira yapıyor. Peki bu yılın tamamında 2 milyon çiftçi ailesine verilecek tarımsal destek ne kadar? 25 milyar 834 milyon lira. Yani bir anda bir avuç zengine 38 milyar 501 milyon lira, diğer yanda milyonlarca çiftçimize 25 milyar 834 milyon lira. Bir avuç zengine hazineden aktarılacak kaynak, geçimini çiftçilikten sağlayan, milletimizin de ekmeğini üreten, milyonlarca yurttaşımıza verilecek kaynağın 1,5 katı. Hak, hukuk, adalet bunun neresinde? Döviz kurunu köpürten de Erdoğan, döviz kurunu yatıştırmak için yoksuldan esirgediği desteği varsıla veren de Erdoğan. Hesabı ödeyen millet. Ama hesabı millete yıkıp milletten alkış bekleyen de yine Erdoğan. Utanma, sıkılma duygusu bu topraklarda hiç bu kadar görünmez olmamıştı. Bunu Aydın'da bir defa daha gördük. Erdoğan Aydın'da çıktı, kendisini rahmetli Adnan Menderes'le mukayese etmeye kalktı. O Menderes ki başbakan olduğunda ticarete atılmak isteyen oğluna, ticaret yaptığında alıp sattığın ben olurum. Ben başbakan olduğum müddetçe senin ticaret yapmana müsaade etmem diyecek kadar hassastı. Nüfus ticaretine izin vermeyecek kadar ciddi bir devlet adamıydı. Erdoğan ise tüccar siyaset yapacağız diyerek işe başladı. Elindeki bir yüzükle yola çıkıp, parmağındaki bir yüzükle yola çıkıp, yolda evlatlarının aldığı gemilere gemicik dedi. Rüşvetten aklanmayan bakan müsveddelerini bu ülkenin büyükelçisi yaptı. Bugün de milletin vergileriyle yapılan ve bakılan saraylarda yaşıyor. Erdoğan Menderes'le kendini kıyaslayarak rahmetli Menderes'e çok büyük ayıp etmiştir. Kendisi Menderes'in kesip attığı tırnak olamaz. Ancak Erdoğan rahmetli Menderes'in aziz hatırasını istismara başladıysa, kefen ve demokrasi edebiyatına sarıldıysa, artık seçiminde eli kulağındadır. Ama öyle gözüküyor ki bu sefer seçimi kaybetme korkusu da zirve yapıyor. Erdoğan İmralı'daki terörist başına yargıç cübbesi giydirecek kadar işi ileriye götürmeye cüret ediyor. Bir zamanlar sayın dediği terörist başını meşrulaştırmaya kalkacak kadar kendini kaybediyor. Allah tez elden akıl ve izan versin. Anlaşılan İmralı'ya meşruiyet kazandırma girişimini derin bir sükût içinde izleyen küçük ortak da bu işe icazet vermiş. Sükût ikrardan gelir. Ne diyelim? Mitili bu defa nereye atacaklar? Milletimizle beraber göreceğiz. Erken seçimin ülkemizin, milletimizin hayrına olduğunu uzun zamandır tekrarlıyoruz. Çünkü Erdoğan şahsım hükümeti elinde Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Hükümet mefluç, metal yorgunu, bu yaptıkları veya yapmadıkları her işte gözüküyor. Nitekim son bir İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aşısız kişilerden seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Bu pandemiyle mücadelede uluslararası kabul görmüş usullere tümüyle aykırı bir uygulama. Üzerinden 24 saat geçmeden de alınan karar sapır sapır dökülmeye başladı. Hemen bir başka genelgeyle kaldırdıkları bazı kısıtlamaları geri getirdiler. Şehirler arası uçak seyahatlerinde kalkan PCR testi zorunluluğu geri geldi.
Salgın yeni varyantlarla yeniden pik yaparken bu karar nasıl alındı? 24 saatte genelge neden değiştirildi? Milletin sağlığı bu kadar ucuz mu? Soruyorum buradan, elde PCR testiniz mi kalmadı? Yoksa PCR testi için paranız mı kalmadı? Evet, vatandaşa, çiftçiye, esnafa gelince para yok. Ama yandaş müteahhitlere, zengin mevduat sahiplerine, faiz ve döviz baronlarına para çok. Ülkemiz ne yazık ki devlet ciddiyetiyle yönetilmiyor. Maalesef olan da hep milletimize oluyor. Bir ülke ya ilimle ya da zulümle yönetilir. Erdoğan'da ilim olmadığını tüm Türkiye öğrendi. Zulümle yönettiğini ise hep beraber görüyoruz. Aşikar. Erdoğan şahsım rejimine ne içeride ne de dışarıda güven kaldı. Bu rejim, bu düzen derhal değişmeli. Her şeyden önce ülkemizin adalete, hukuka ve gerçek demokrasiye ihtiyacı var. Yatırım olması için, iş olması için, aş olması için ülkemizde can ve mal güvenliği sağlanmak zorunda. Bunun için de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme, bağımsız yargıya, millete ve onun meclisine hesap veren bir hükümete, milletimizin tamamını kucaklayacak tarafsız bir cumhurbaşkanına, milletvekillerinin millet tarafından seçilmesine, siyasi ahlak yasasına acilen ihtiyaç var. Biz diyoruz ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında adaleti ve hukuk devletini bu ülkede yeniden ayağa kaldıracağız. Kuvvetler ayrılığı ve demokrasiyle taçlandırılmış, yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter rejimi getireceğiz. Sonra ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine ihtiyacımız var. Bunun için iç ve dış tasarrufları üretime ve döviz kazandırıcı işlere yönlendirmeliyiz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu tüm fırsat ve imkanları en etkili biçimde kullanmalıyız. İş gücümüzün verimliliğini, ekonomimizin yarışma gücünü arttıracak adımları hızla atmalıyız. Eğitimi iş gücü ihtiyacımıza göre ve dünyadaki ileri yetenekleri kazandıracak biçimde planlamalıyız. En önemli servetimiz olan gençlerimizi işsiz bırakma lüksümüz yok. Derhal stratejik planlama teşkilatı kurulmalı. Ülkenin gerçek enflasyonu, işsizliği, geliri, borcu, alacağı nedir? Bu teşkilat tarafından hızla tespit edilmelidir. Bugün 2021 bütçe verileri açıklandı. Hükümet 1 trilyon 346 milyar liralık harcama yetkisi almış. Peki sene sonunda ne harcamış? 1 trilyon 600 milyar lira. Şimdi bu bütçe ödenekleri, bu bütçe harcamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vermiş olduğu ödeneklerden nasıl fazla çıktı? Ortada bir ek bütçe var mı? Hayır. Çok açık söyleyeyim. Erdoğan şahsım hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe yapma hakkını fiilen elinden almıştır. Devlet böyle yönetilmez. Kamu ve özel kesim arasında çağımızın şartlarına uygun yeni bir diyalog, yeni bir kurumsal işbirliğini geliştirmek gerekiyor. Sağlık ve gıda gibi temel alanlarda kamucu yaklaşımlarla ülkemiz kendi kendine yeterli hale mutlaka getirilmeli. Devletin düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarından en etkin bir biçimde yararlanmalıyız. Esnaf Bakanlığı derhal kurulmalı. Ekonomik ve Sosyal Konsey düzenli olarak toplanmalı. Ekonomiyi istişareyle yönetmek gerekiyor. Yatırım iklimi değişen şartlara göre sürekli geliştirilmeli. Teknoloji kullanımı ve istihdam arasındaki dengeye dikkat edilmeli. Bu çerçevede Refah Devleti 3.0'a hızla geçmek gerekiyor. Bir başka önemli ihtiyaç, zenginliğini hakça paylaşan Türkiye. Kapsayıcı büyüme, kesintisiz ve hızlı büyüme için hakça paylaşım dünyanın da kabul ettiği bir husus. Adil bölüşüm için örgütlü toplum şart. Çalışma hayatına ilişkin normları uluslararası standartlara getirmek lazım. Özel durumları nedeniyle dışlanabilen kesimlere
Devlet sahip çıkmalı. Emekliler büyümeden pay almalı. Aile destekleri sigortasıyla bu ülkede hiç kimse aç ve açıkta kalmamalı. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Dördüncü olması gereken ihtiyaç duyduğumuz husus ise bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma, yani sürdürülebilirlik. Ekosistem hakkı anayasal bir hak olmalı. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum, hem çevreye saygı hem de ihracatın sürdürülmesi için şart. Bunun için tamamen iklim değişikliğine odaklanmış, müstakil bir iklim bakanlığı kurulmalı. İklim değişikliği ve bunun etkilerini azaltacak politikaları geliştirmek ve uygulamakla yükümlü olacak bu bakanlık, asla bir rant bakanlığı olan Şehircilik Bakanlığı ile iç içe geçmemeli. Kurumları tahrip etmemek, şartlara göre yenileyip güçlendirmek gerekiyor. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesi derhal kaldırılmalı. Hem maliye hem de para politikası sürdürülebilir olmalı. Bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına, kamu borcunun hızla yükselmesine asla izin verilmemeli. Bunun için yasal çapalar getirilmeli. Erdoğan yönetiminin işlevsiz hale getirdiği mevcut çapalar güçlendirilmeli, denetim etkinleştirilmeli. Ülkenin borca batmasına izin verilmemeli. Para politikası enflasyonu düşürmeye ve istikrara odaklanmalı. Merkez Bankası ile beraber belirlenecek enflasyon hedefine ulaşırken bankanın yasasındaki araç bağımsızlığına kesinlikle müdahale edilmemeli. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Erdoğan'ın milletin cebini de tenceresinde boşaltan tek kişilik düzenini değiştirmeye, yerine istikrar içinde hızla büyümeyi, topyekün zenginleşmeyi sağlayacak yukarıda anlattığımız bu yepyeni düzeni getirmeye kararlıyız. Ülkemizi bilimle yöneteceğiz. İstişareyle yöneteceğiz. Liyakatli kadrolarla yöneteceğiz. Ülkemizi içine düştüğü güven bunalımından 3 yeni K ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir stratejiyle çıkaracağız. Nedir bu 3 yeni K? Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Özellikle ekonomi yönetiminde ehliyet tek ölçümüz olacak. Bu ülkenin tüm liyakatli insanlarını seferber edeceğiz. Kimseyi dışlamayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Senden, benden diye ayrım artık bitecek. Namuslu, dürüst, liyakatli her bürokrat başımızın tacı olacak. Biz bu politikalarla ülkemizin hızla sürekli bir kalkınma sürecine gireceğini görüyoruz. Bizi orta gelir tuzağından bu politikaların çıkaracağını biliyoruz. Yine bu politikalar ülkemizi küresel arenada hak ettiği yere taşıyacak. Türkiye'de ilk 6 ayda iklim değişecek. Hayat bayram olacak. Yeniden gülümseyeceğiz. Biz hazırız. Ülkemiz hazır. Çok kısa bir sürede milletin önüne sandık gelecek. Son sözü de milletimiz sandıkta söyleyecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa cevaplayayım. Buyurun. Efendim, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili olan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Perşembe günü karma komisyon var. Partilerin tavrı az çok netleşti. CHP'nin tavrı da MYK'da görüşüldü mü acaba? Teşekkürler. Geçen hafta zaten tutumumuzu çok net ifade etmiştim. Terör kırmızı çizgimizdir diyerek gereğini de yapacağımızı söylemiştim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Tekrarlıyorum, gereğini yaparız. Efendim, müsaadenizle şimdi bize yönlendirilen sorulara geçeceğim. Fezleke sorusu soruldu ama aynı konuda bir soru da şu şekilde. Geçen hafta HDP fezlekesi konusunda gereğini yapacağımızı söylemiştiniz. Gereği derken tam olarak neyi kastettiniz? Ayrıca Erdoğan hafta sonunda yaptığı açıklamada CHP'yi terör örgütüyle el ele, kol kola olmakla suçladı. Bu açıklamayı da nasıl değerlendiriyorsunuz? Terör kırmızı çizgimiz diyorsak, elinde silahla poz veren bir teröristle fotoğraf çektirmeyi kabul etmeyiz diyorsak, ardından da gereğini yapacağız diyorsak,
meramımızı herhalde çok açıkça anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez. Erdoğan'ın partimizi terörle işbirliği suçlamasına gelince Kuvayi Milliye'den, müdafaa-i hukuktan neşet eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir suçlamada bulunmak kendini bilmezliktir, hadsizliktir, deli saçmasıdır. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Bugün bu ülkede bütün terör örgütleriyle işine geldiğinde kim kol kola girdi? Kim aynı yağmurda ıslandı? Kim ne istediğinizi de vermedik dedi? Kim Oslo'da pazarlık masaları kurdu? Şehirlere tüneller kazılırken, bombalar yığılırken kim valilere aman dokunmayın dedi? Kim oy almak için terörist paşanın kardeşini devletin televizyonuna çıkardı, terörist paşanın mektubunu okuttu? Kim daha geçen hafta İmralı'daki terörist paşına hakim cübbesi giydirmeye kalktı? Bunları milletimiz görüyor. Ne yapıldığını da gayet iyi biliyor. Bu ülkede terörle mücadele değil, müzakere eden, işine geldiğinde de işbirliği yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Fox TV'nin sorusu da şöyle. 2022 yatırım programı açıklandı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs ve metro hattı projelerinin 2022 yılı yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. Metro hattı ile ilgili proje hazır, finansman hazır, bir tek imza eksik. Neden diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi projesine onay verilmemesinin nedeni sizce ne olabilir? Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın söylediği gibi proje hazır, finansman hazır, her şey hazır ama Erdoğan şahsi hükümetinin bakanları bir türlü imza atmıyor. Dolayısıyla projelerde yatırım programına alınmıyor. Bunun sebebi bellidir. Sarayın İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerini kaybetmesinin kıskançlığıdır, mızıkçılığıdır, hazımsızlığıdır. Saray ne yaparsa yapsın, belediyelerimiz Erdoğan şahsi hükümetinin çıkardığı tüm engelleri aşacaktır. Bizim belediyelerimiz sarayın siyasi kini ve hazımsızlığıyla vatandaşlarımızı cezalandırmasına izin vermeyecektir. Erdoğan durmasın. Belediyelerimizi kıskanmaya devam etsin. Vatandaşa nasıl hizmet edilir? Bizi izlesin. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. EYT düzenlemesini bekleyen milyonlar var. Bu konuda AK Parti'den son açıklamada Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. EYT ile ilgili düzenlemeyi de mutlaka 2022 yılında ele alarak bunu da bir düzenlemeye bağlayacağız diyor. 3600 için 2022 sözü verilmişti. Şimdi EYT için de benzer bir söz veriliyor. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Her konuda olduğu gibi bu konuda da saray yönetiminde maşallah her kafadan bir ses çıkıyor. Bakan başka konuşuyor, bürokrat başka söylüyor. Grup başkan vekili başka konuşuyor, Erdoğan başka söylüyor. Bunun erken seçim hamlelerinden bir tanesi olduğu açıktır. Ama EYT'li vatandaşlarımıza türedi diyen sarayın kibirlisinin bu meseleyi çözmesini kimse beklemez. Çaresizlik içinde seçim öncesi bir takım oy hamleleri yapıyorlar. EYT'li yurttaşlarımız hiç merak etmesin. Bu sorunu da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında biz çözeceğiz. Teşekkür ediyorum.